Merhabalar, bu videoda size Manav Ciklet Akvaryumu'nda çekim yaparak Green Terör Ciklet hakkında bahsedeceğim. Green Terör Ciklet ana vatanı Güney Amerika'dır. Güney Amerika'nın çeşitli bölgelerinde, göletlerde, akarsularda, kanallarda yaşamaktadır. Doğal ortamda 30 cm'ye kadar çıkan bir balıktır. Akvaryum ortamında 20 cm'ye kadar ulaşır. Etçil karakterli bir balıktır. Düz zemine yumurta dökerek üver. Sıcaklık 26-27 santigrat derecede bulunduğu bu balık için. Üreme sıcaklığı da 26-27 santigrat derecedir. Bir çift için en az 150 litre hacim gerekmekte. Term akvaryumda bakılacaksa 300 litre hacimli akvaryum gerekmekte. Orta derecede agresif, özellikle üreme döneminde bölgeci ve agresif balıktır. Dar hacimli akvaryumlarda, kalabalık akvaryumlarda ortalığı birbirine kattığı için isminde neden Green Terror Ciklet denildiğini anlarsınız. Blue Acara'dan biraz daha agresif bir balıktır. Erkekle dişi arasındaki cinsiyet ayrımı belli bir büyüklüğe erişti mi anlaşılır. Erkek renkleri daha canlıdır, daha iridir. Kuyruk ve üst yüzleşte turuncu bant daha kalındır. Daha gösterişli görünümden erkek ve dişi ayrımı yapılabilir. Erkek yaş ilerledikçe kafanın üst kısmı öne doğru şişer. Yani tabiri caizse kafa yapar. Nötr ve hafif asidik sularda yaşar. Bulunduğu bölgede kayalıklı, taşlık alanlar, kökler konulması tavsiye edilir. Orta ve tabanda dolaşır. Üst seviyelerde de güzel. Yani yem yemek için üst seviyelerini çıkar. Kaliteli, protein içeriği yüksek, yemlerle beslenmesi önemli. Kabız olmaması için arada haşlanmış bezelye, haşlanmış ıspanak verebilirsiniz. Kendi ayarında balıklarla bakılması önerilir. Mesela Oscar, Paku ve Leopard Vatos. Tabii büyük olacak Leopard Vatos. Bu tür balıklarla birlikte bakılabilir. Üreme dönemlerini anlatayım. Damızlık altı en az 8 tane balık almak gerekir. Çünkü eş seçme ihtimali yüksek olsun diye. Eşlerini kendi seçer. Diğerleri ayrılır. Dişi erkek eş taş üzerine yumurta yumurtlar. Yaklaşık 3-4 gün sonra larvalar çıkar. 10 gün içinde de serbest yüzüşe geçer. Belli bir dönem sonra yavruları ayırabilirsiniz. Yavruları artemia ve protein içerikli yemler verilebilir. Ben beslemiştim bu balıktan. Bende biraz çekingen durmuşlardı. Boyları biraz büyüyünce akvaryum hacmi yetersiz geldiğini düşünerek bir arkadaşa hediye ettim. Bendekilerde bir saldırganlık, bir agresyon görmedim. Belki de üreme dönemlerine gelmediği için olabilir. Bakımı bence zevkli bir tür. Akvaryum ortamında da yavru alınabilen bir tür. Cikletgiller ailesinin güzel türlerinden biri. Hastalıklarından biraz bahsedelim. Soğuk sularda beyaz bene yakalanma ihtimali yüksek. Zaten bu balık su değerlerine karşı hassas, düzenli dip çekim yapmak gerekiyor. Beyaz benek hastalığına karşı hassas. Kafada delik hastalığı da olabilir soğuk sularda. Kafada delik hastalığı çeşit protozoonun hexametal türünden kaynaklanan bir hastalık. Kabızlık olabilir. Kavgalarda, yaralanmalarda kuyruk ve yüzgeçli ayırtılabilir. Kuyruk ve yüzgeç mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar kaparsa durum daha da ciddileşebilir. Dikkat etmek gerekir. Yani hastalıklardan koruyucu önlemler almak tedaviden daha önemlidir. Genel olarak en sık rastlanabilen hastalıklardan bahsetmeye çalıştım. Balıklarınıza ve canlılarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.